Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda ardışık sayıların sonlu toplamlarını öğreneceğiz dostlar. Birkaç formül öğreneceğiz. Peşine hemen sorularla bunları pekiştireceğiz. İyice öğrenmenizi sağlayacağız dostlar. Şimdi siz de hemen notlarınızı falan hazırlayın. Kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Mutlaka tek tek not almayı unutmayınız can öğrencilerim. Aman ha, not almadan olmaz bu iş. Düzgünce not alın, defter tutun. Soruları çok yazmanıza gerek yok ama defter tutup formülleri, kuralları yazsanız iyi olur diye düşünüyorum canlar. Evet, hemen ilk sayfamızı alalım. Neymiş bu? Ardışık sayıların sonlu toplamı, bir öğrenelim dostum bu. Şimdi bize bir dizi verecek dostlar. Bir aritmetik dizi. Nedir hocam aritmetik dizi? Belli bir sıraya göre aynı artış miktarına sahip dizilere aritmetik dizi diyoruz. Yani aralarındaki fark hep sabit olacak. İşte az önceki, yani az önce dediğim bir önceki videomuzda öğrendiğimiz gibi, ardışık sayılarda olduğu gibi. İşte ne demiştik? Ardışık tek tam sayılar. Aralarındaki fark 2, 3, 2 gibi gidiyordu. İşte 3, 5, 7 şeklinde aralarındaki fark hep sabitti. Hep 2 şeklinde artıyordu. Bunlara aritmetik dizi diyoruz. Böyle bir dizi verecek bize dostlarım. İşte 3, 5, 7 diye 100'e kadar gidecek mesela. Bilmeyeceğiz. Bir soru da değişecek o kaça kadar gitti. Böyle bir dizide kaç tane terim var? Önce bunu bulmasını öğreneceğiz dostlarım. Bu dizinin kaç terimden oluştuğunu bulmam lazım benim. İlk işim bu. Terim sayısının formülünü söylüyorum hemen dostlar. Birlikte yazalım. Çok işimize yarayacak, ilerleyen aşamalarda da çok sık kullanacağımız formüldür. Terim sayısının formülü şu. Son terimi alıyorsunuz dostlar. İlk önce son terim. Eksi ilk terimi alıyorum bir de. Son terimden ilk terimi çıkartıyormuşum. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. Artış miktarı. Yani artık kaçar kaçar artıyorsa bu. İkişer ikişer mi? Yani aralarındaki farkın kaç olduğu sorudan soruya değişecek. Birer birer de artabilir. Ardışık tam sayılar verirse. Ardışık çift tam sayı verirse ikişer ikişer artar. Buraya getirip 2 yazarım ben de. Bitmedi yalnız formül. Bir de en son çıkan sayıyı, buradan çıkan sayıyı 1 ile topluyorsun. İşte bu senin terim sayın oluyormuş dostum. Bu dizide kaç tane terim olduğunu böyle bulabilecekmişiz biz. Devam ediyorum. Ortadaki sayıyı bulmanın yolu. Ortanca terimi bulacağız yani canlar. Mesela şöyle düşünelim. İşte bir dizi atalım biz kafadan. 3, 7, 11, 15 diye gidiyor bu şekilde canım öğrencim. İşte kaça kadar gelsin hatta? 15 diyelim. İşte bir 4'er 4'er ekledim bakın. 19, 23, 27 diye bitirelim burada. Bu kadar bir dizi yazdım ben canlar. Hemen şu formülü sağlamasını söyleyeceğiz şimdi. Şimdi normalde diziyi ben görüyorum gözümle. Kaç tane terim olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane terim var. Ama tabii gerçek soruda sen burada kaç tane terim olduğunu görmeyeceksin birazdan sorularda. Çünkü araya nokta 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 koymuş. İşte 3'ten başlamış, 500'de bitecek belki de. 500 bilmem kaçta bitecek. O yüzden sen bilmeyeceksin terim sayısını. Şimdi sırf örnek olsun diye yapıyorum. Bakalım formül işe yarıyor mu? Bunu bulmaya çalışacağız. Terim sayısı gerçekten 7 mi? Bunu bulalım. Peki formülü kullanalım şimdi şurada hemen. Neydi kural? Son terim 27. Eksi ilk terim yani 3. Bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor bu? 4'er 4'er bakın. 4 fazlası 4 fazlası diye gidiyor canlar. Artı 1. Peki 27'den 3 çıktı ne olur? 24. 24'ü 4'e bölersem ne olur? 6. 6 ile 1'in toplamı nedir? 7. Bakın gerçekten de 7 tane terim varmış. Peki gelelim şimdi ortadaki sayıya. Şu anda ben bu diziyi görebildiğim için tam ortadaki sayının 15 olduğunu biliyorum. Bakın sağında da 3 tane var. Solunda da 3 tane var. Ama bilmediğim, yani terim sayısını bilmediğim bir soruda ortadaki sayıyı nasıl bulacağız öğretmenim? Bunu öğret bize. Hemen öğretelim canlar. Aslında bir şeyin ortası hep aynı yolla bulunur dostlar. Analitik geometri konu anlatım videomu izlerseniz, geometri konu anlatım videolarımda orta terimi, orta sayı bulma, ortadaki noktayı bulma diye bir formül öğrettim. Dünyadaki bütün her şeyin ortası aynı yolla bulunur. Sonuyla başını toplarsın, ikiye bölersin. Dizilerde de böyle. Son terim ile ilk terimi toplarsın,
ve 2'ye böldüğünde bu sana ortadaki sayıyı verir dostlar. Hadi test edelim bakalım gerçekten öyle mi? Son terimle yani 27 ile ilk terimi yani 3'ü toplayıp her zaman 2'ye bölüyorsun. Bak unutma, burada artış miktarı falan yok. Hep 2'ye böleceksin. Böldüğünüzde yani 27 ile 3'ün toplamı 30'u 2'ye bölersem ne geliyor? 15 geliyor gerçekten de. Doğruymuş demek ki dedik. Peki tamam öğretmenim, olay bu da anlaşıldı da gelelim şimdi asıl şu formülümüze. Toplamını nasıl bulacağız bu dizideki, şu verilen dizideki bütün terimlerin toplamını tek tek nasıl bulacağız? Bunun yolu ne? Bunun da yolu şu dostum. Terim sayısı ile ortadaki sayıyı çarptığınızda, orta sayıyı çarptığınızda bu da size toplamı verecekmiş can öğrenciler. Yani bizim şu örneğimize göre hareket edersek biz terim sayısını ne bulduk? 7. 7 ile orta sayıyı ne bulduk? 15'i çarptığınızda 70, 35 daha 105 mi yaptı dostlarım? İşte şuradaki her terimi tek tek toplarsanız 105'e ulaşırmışsınız diyor formül. Ben tek tek toplamayacağım tabii. 105 olduğunu görürsünüz. İsterseniz toplayıp da. Pekala. Önemli bir formülü öğrendik şu anda arkadaşlarım. Hemen şimdi gelin. Bunların bir de şimdi her dizi için bu formülleri kullanabiliyorsunuz. Yalnız bir de özel dizilerimiz var bizim arkadaşlarım. Nedir hocam onlar? Bakın 3 tanesini gösteriyorum hemen size. 3 tane özel dizi. Bunlardan birincisi birden başlayıp herhangi bir sayıya kadar ardışık tam sayıların toplamı sorulursa, birden başlamak şartıyla yalnız aralarındaki fark 1 olacak arkadaşlar. İşte birden 30'a kadar olan sayıları toplayın, birden 100'e kadar olan sayıları toplayın şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsak bunun formülü neymiş? Şu son terim var ya, son terim. Son terimi bir fazlasıyla çarpıp 2'ye bölüyormuşuz hemen. Yani şöyle bir örnek vereyim, mesela 1 2, 3, 4 şeklinde 10'a kadar gelsin. Yani birden 10'a kadar olan sayıları toplayın derse bize eğer ki son terimi yani 10'u alıyorum. Bir de bir fazlasını alıp çarpıp 2'ye bölüyorum dostum. 2 ile 10 sadeleşti 5. 5 ile 11'in çarpımı 55'tir diyorum. Bunu da unutmayın. Çok önemli bir formüldür. İşimizi kolaylaştıracak bir formüldür. Bir sonraki formülüm de şu. Ardışık olan çift tam sayıların toplamı. Çift olanları toplayacağız dostlar. 2, 4, 6. 2 ile başlayacak yalnız, şartım bu. 2n. Son terim var ya, son terim. Bu son terimin yarısıyla yapıyorsun bunun formülünü. Yani 2'ye bölüyorsun son terimi, n'i alıyorsun. N ile bir fazlasının çarpımı her zaman çift tam sayıların toplamını veriyormuş bize. Mesela hemen bir örnek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye bu sayıların toplamını bulmak isteseydik biz. 14'e kadar giden sayıları. 2n kaç oluyor bu durumda? 14. Peki n kaç oluyor bu durumda? 7. O zaman formülde uygulayalım. 7 ile bir fazlası yani 7 çarpı 8 diyeceğim. 56'ymış şuradaki sayıların toplamı diyeceğiz dostlar. Gelelim son formülümüze. Burada da birden başlayan ardışık tam sayıların, ardışık tek tam sayıların toplamını öğreneceğiz. Bunun da formülü n kareymiş. Fakat n ne arkadaşlar? Buna dikkat edin. Bakın son terim 2n'in bir fazlası, bir eksiği olarak kabul edilecek. Yani şöyle. Şimdi birden başlasa 1 artı 3 artı 5 artı şeklinde 23'e kadar gelen sayıları toplayın deseydi. Hemen cevap 23'ün karesi değil bak, n'in karesi. Peki n kaç hocam? Son terimi 2n eksi 1'i 23'e eşitliyorsun hemen. 2n eşittir 24, n eşittir ne olacak bu durumda canım kardeşim? 12. İşte n 12 ise bunların toplamı 12'nin karesidir diyeceksin. Ve hemen cevabı 144 olarak işaretleyeceksin. Şimdi gelelim soru kısmına, yani işi daha iyi öğrenme kısmına canım kardeşim. Bunları yazdın sen bir kenara, formüllerini aldın. Şimdi geldik uygulama kısmına. İlk sorumuz diyor ki toplamının değeri kaçtır? Yani sonlu bir terim dizinin
Toplamını istiyor bizden dostlar. Kaçla başlamış? 7 ile başlamış. Dikkat edin, 43'te bitmiş. Son terim 43, ilk terim 7. Bir de bize ne lazımdı? Aradaki fark lazım. Aralarındaki fark kaç arkadaşlarım bunların? Yani artış miktarı kaç? 3'er 3'er artmış. Fark 3. Hemen ilk önce terim sayısını bulacağız. Formülü hatırlayın, terim sayısında. Son terim eksi ilk terim, yani 43 eksi 7 bölü artış miktarı 3 artı 1. Hadi toparlayalım burayı. 43'ten 7 çıkarsa 36 kalır. 36'yı ben 3'e bölersem 12 olur. 12 ile de 1'i toplarsam 13 tane terim varmış. Şurada 7, 10, 13 gibi 13 adet toplamda terim var. Şimdi geliyorduk, bir de ortadaki sayıyı bulacağız. Tam ortalarındaki sayı. Bunun kuralı neydi? Son terim 43, ilk terim 7, bölü her zaman 2'ydi canlar, unutmayın. 43 ile 7'nin toplamı 50 yapar. 2'ye bölersem de 25 yapar. İşte terim sayısıyla ortadaki sayıyı bulduk. Peki toplam neye eşitti? Terim sayısıyla orta terimin çarpımına eşitti. 13 çarpı 25. Bu da 325 yapıyormuş. Ben çok çarpmayacağım arkadaşlarım. Burada cevap belki görüyorsunuz zaten halihazırda var. Geldik şu soruya. 24'e kadar olan pozitif tek tam sayıların, bak dikkat et, tek ve pozitif. En küçüğü kaç bunun canlar? Pozitif olup tek olan 1. Bir sonraki 3, bir sonraki 5, 7 diye kaça kadar gidiyor? 24'e kadar. Peki 24 var mı? Hayır, yok. Çünkü tek sayılar diyor. 24 tek mi? Değil. 24'ten bir önceki 23'ü alacaksın hemen. İşte bunların toplamı kaçtır diye soruyor canım öğrencim. Aslında az önce de bir çaktırmadan da farkında olmadan bunu yapmışım ben. Hani bir önceki kağıtta. Peki ne yapıyorduk tek tam sayıların toplamında? Son terimi alıyorduk. 2n eksi 1 yapıyorduk. Cevapta ne gelecekti? N kare. O zaman 2n eksi 1 eşittir 23 diyelim. 2n eşittir 1'i bu tarafa atarsam 24. N eşittir 12. Cevap nedir dostlar? 12'nin karesi. Yani 144'tür. O zaman işaretledik, geçtik. Geldik bir tane daha soru çözelim. Bakın şimdi bu sonlu toplamlarla ilgili çok meşhur bir soru tarzıdır. Bir tane böyle A ifadesi, bir A dizisi veriliyor. Fakat bu A dizisi şöyle çarpanlar şeklinde, her bir terimi iki sayının çarpımı şeklinde. Aynı şekilde bir de B vermiş. Bu da iki tane şeyin çarpımı şeklinde yazılmış. Bize de diyor ki A'dan B'yi çıkar. Canım öğrencim, dünyanın en basit şeyidir bak bu sorular. Hiç merak etme, çok kolay bir şekilde çözeceğiz şimdi bunu. Şimdi bir daha alt alta şuraya yazabiliriz bunları ama çok zaman kaybetmeyelim. Şurada halledelim hemen. Bakın direkt burada çıkartıyorum. A'dan B'yi çıkartıyorum hemen. Şimdi terim terim çıkartacaksınız dostlar. Şu terimi kendi içinde, şu terimi kendi içinde böyle tek tek çıkartacağım hepsini. Çıkartırken de şunu yapmayın sakın. Bununla bunu çarpıp, bununla bunu çarpıp birbirinden çıkartmayın. Mutlaka bunlar arasında güzel bir ilişki vardır. Bak şöyle, 20 tane 5 bunun birinci terimi. 20 tane 5. Bunun birinci terimi 19 tane 5. Şu 5'leri elma diye düşünsene, bir elma. 20 tane elmadan 19 tane elma çıkarsa ne kalır geriye can öğrencim? 1 tane elma kalır. Yani 1 tane 5 kalır. Buraya bir tane 5 yazdım. Araya artıyı koydum. Şimdi geldik şuraya. Bak şimdi de 6'yı armut gibi düşün. Armut. 21 tane armuttan 20 tane armutu çıkartacaksın sen. 1 tane armut kalır geriye. Yani 1 tane 6 kalır. Buraya 1 tane 6 yazdım. Artı, şimdi şuraya gelelim. 22 tane 7'den 21 tane 7'yi çıkartacağız dostlar. O zaman geriye bir tane 7 kaldı dedim. Artı nokta 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 artı diyorum, son işlemi yapıyorum. 30 tane 15'ten 29 tane 15'i çıkartacağım. 1 tane 15 kaldı. İşte A eksi B şunların toplamına eşitmiş. Soruyu çözdük artık. Bundan sonrasını sen çok iyi biliyorsun canım kardeşim. Şimdi ben sana şöyle anlatacağım bundan sonrasını. İki türlü çözebilirsin dostum bundan sonrasını. Diyebilirsin ki hocam hani terim sayısını bulma yolu vardı. Evet. Orta sayıyı bulma yolu vardı. Evet. Ve
toplamda neye eşitti? Terim sayısıyla orta sayının çarpımına eşitti. Buradan çözebilir miyim? Kesinlikle çözersin kardeşim. Ama bir de hani özel durumumuz vardı ya bizim, bak. Ardışık sayılar gidiyordu böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye. N'e kadar gittiği zaman bunları toplamanın da bir farklı bir formülünü öğretmiştim sana. Neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Ama bunu yapabilmem için benim 1'den başlamam lazımdı. 1, 2, 3, 4 diye 1'den başlayıp sonra 5, 6, 7, 8 diyerek 15'e kadar gelen sayıların toplamını bulacağım ben şimdi. Canım kardeşim, ben şurayı arıyorum. Şurası benim istediğim cevap. Ben burayı arıyorum. Peki şuranın toplamını biliyor muyum ben hemen? İstersen tek tek topla ya da formülü kullan. 4 çarpı 5 bölü 2 yani 10. Ya da tek tek toplayalım. 1, 2 daha 3, 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Burası 10. Peki hepsinin toplamını bulabilir miyim? E tabii ki, birden başladığı için son terim 15. O zaman 15 çarpı bir fazlası bölü 2 idi formülümüz, hatırladıysanız. Peki şu 2 ile şunu sadeleştirelim. 8. 8 ile 15'in çarpımı 80 ile 8 kere 5 de 40. 80 ile 40 120'dir. Peki bak şimdi. 10 ile soru işaretinin toplamını biz hepsinde bulduk, 120. Onu çıkart bu tarafa at. 120 eksi 10'dan 110 geldi mi soru işareti? İşte cevap 110 çıktı canım öğrenci. Hadi geldik yan tarafa. Bundan bir tane daha yapacağız, merak etmeyin. Hatta bir iki tane daha yapacağız, iyice öğreneceksiniz bunu. Şuradayız şimdi. Diyor ki 13 ile 101 arasında kaç tane çift sayı vardır diye soruyor. Çift olacak dostlar, çift. 13 dahil mi? Değil. Çünkü 13 çift değil bir kere. O zaman 14. Çift dediği için bir sonraki 16, 18, 20 şeklinde gidiyorlar. Nereye kadar? 101. Peki 101 dahil mi? Hayır, değil. Çünkü 101 çift değil. Bir önceki sayı olan 100 aldık. Kaç tane? Burada kaç tane sayı var? Bakın toplamını sormuyor. Terim sayısını soruyor. Terim sayısı. Hemen bulalım terim sayısını. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyorlar? 2 artı bir de 1 diyorduk dostlarım. Şimdi cevabı bulalım. 100'den 14 çıkarsa 90, 86 kalır. Şurası 86. 2'ye bölersem 86'yı 43 olur. Bir de artı 1 var. 44 tane terim varmış şu ifadede arkadaşlarım dedik. Ve geçtik bir sonraki sorumuza. Bakın şu soru sizinle. Buraya geldiğimde videoyu durdurun, siz çözeceksiniz. Hatta burayı da siz çözün arkadaşlarım. Videoyu durdurun, çözün bunun. Çok rahat çözebileceğiniz bir sorudur. Şimdi hepiniz şöyle yapıyorsunuz tabii ki. Terim sayısını buluyorsunuz bu soruda. Sonra orta terimi buluyorsunuz. Sonra terim sayısıyla orta terimi çarpıyorsun. Bitti. Az önce öğrendin zaten formülü. Bak ben bir de bir çakallık yapacağım şimdi canım kardeşim bu soruda. Daha farklı bir yolla çözeceğim. Dostum, şunların her biri 5'in katı. Ben bu ifadeyi 5 parantezine alırsam. Bak bu 5 çarpı 1 demektir değil mi? 5'i aldıysam ne kaldı? 1. Artı bu 5 çarpı 2 demektir. 5'i paranteze aldıysam ne kaldı? 2. Bu 5 çarpı 3 demektir. 5 parantezine aldığım için 5'i alıyorum buradan, ne kaldı? 3. Artı bu şekilde, bu şekilde nereye kadar gidiyor dostlarım bunlar? 40 var burada bakın. 40'ı 5 parantez, 5 çarpı 8 diye yazarım. Şunu 5 çarpı 9 diye yazarım. Buradan 5'i alırsam ne kalıyor? Artı 8. Artı 5'i alırsam ne kalıyor? 9. Yani bana şunu söylüyor. 5 çarpı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. Peki ne öğrendik biz? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Şurası ne yapar canım öğrencim? Şununla şu giderse 5 kalır. 5 ile 9'un çarpımı 45'tir. Bir de başında 5 var. 5 ile de 45'in çarpımı 225 yapıyormuş. Bir de bu yolla çözdüm ben. Paranteze alarak çözdüm ki. Hani sen zaten aklına terim sayısı, orta terimi bulmak zaten geldi senin aklına. Oradan çözersin. Ama bir de farklı bir yol olsun diye ben de buradan çözdüm. Geldim şuna. Bak yine bize ne diyor? A eksi B'yi bulun diyor. Ne yapacağız? A'dan B'yi çıkartacağız alt alta. Hemen çıkartalım. Şimdi tek tek terimleri düşünüyoruz hemen arkadaşlarım. Bakın şurası, şurası. Her biri bunları alt alta gelen terimler. Bunları düşüneceğiz şimdi. Peki 10 tane 3'ten 9 tane 3 çıkarsa bir tane 3 kalır.
11 tane 4'ten 10 tane 4 çıkarsa bir tane 4 kalır. 12 tane 5'ten 11 tane 5 çıkarsa bir tane 5 kalır. Artı 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 nokta artı. 17 tane 10'dan 16 tane elma çıkarsa, yani 17 elmadan 16 elma çıktı, bir tane elma kaldı. Artı 18 elmadan 17 tane elma çıktı, bir tane elma kaldı. İşte benden istediği buymuş. Peki hocam, biz yine nasıl yapacağız? Terim sayısından mı yapacağız? İstersen yap canım kardeşim. Terim sayısını bul, orta terimi bul, çarp ikisini, cevap gelsin. Ya da şöyle yap. Bak burası şöyle değil mi? 1 var, 2 var, artı 3, 4, 5, artı nokta nokta nokta, artı 11'e kadar geliyor benden. Şimdi şuranın sonucunu istiyor benden. Ben şurayı zaten biliyorum. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 3 ile soru işaretinin toplamı hepsinin toplamı, yani canım öğrenci. Peki hepsinin toplamını nasıl buluyordum ben? 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Şunlar da sadeleşirse 11 çarpı 6'dan 66'ymış buranın toplamı. Peki 3'ü bu tarafa atarsak soru işareti ne olur? 66 eksi 3'ten 63 gelir sorumuzun cevabı. Bununkini yazmamışım niyeyse dostlar. Unutmuşuz demek ki. 63 geldi sorumuzun cevabı. Evet, geldik bir başka sorumuza. Hemen bakalım burada ne diyor. İşte yine çok meşhur, her soru bankasında göreceksiniz, bir dizi çeşididir dostlar. Şimdiki dizimiz. Farkı şu. Bunun farkı şu. Dizinin terimlerine bakarsanız 1 ile başlamış. Artı 1 demiş. Eksi 2 demiş. Artı 3. Eksi 4. Artı 5. Eksi 6. Yani bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi şeklinde tek tek gidiyor dostlar bunlar. 1'den başlamış. 2013'e kadar gelmiş. Demek ki burada toplam 2013 tane terim var. Birden başladıysa, tek tek gittiği zaman son sayı kaçsa o kadar terim var demektir. Demek ki 2013 tane terim var burada. Tamam hocam. Peki ne yapacağız öğretmenim? Bakın ben bir çeşidini yazdım buraya ama bunun milyonlarca çeşidi var dostlar. Nasıl yani hocam? İşte 5'ten başlatıp 100'de bitirenler var. 1'den başlatıp 1000'de, 100'de, 200'de değişik sayılarda bitirenler var. Ama sorunun ana teması şu. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi şeklinde gidiyorsa %100 şöyle çözülür canım öğrencim bu soru. Terimleri en sondan başlayıp ikişer ikişer odaklayacaksınız şu şekilde. İkişer ikişer düşünün. 3 ile eksi 2'yi de alın. 1 burada tek başına kalsın. Önemli değil. Tek başına kalan bir sayı da olabilir. Tek başına kalmayan da bir sayı olabilir. Ama önemli olan, bizi ilgilendiren şey şu. İkişer ikişer odaklayacakmışız bunları. Peki hocam, kaç tane ikili grup oluştu? Ne demiştik? Şimdi 2013 tane sayı var burada toplamda. Biri çıkart, ikişerli grupları alıyorum. Biri çıkartırsam ne olur? 2012 tane sayı oldu. E her birini ikişer ikişer gruplandırdığım için 1006 tane grup oluşturdum ben burada. Yani şurada 1006 tane ikili grup var. Peki bu ikili grupların cevabı ne çıkıyor bak? Hep de aynı sayı çıkar. Yani bu kaç çıktıysa bu da aynı, bu da aynı çıkar dostum. Burada kaç çıkıyor? 2013 eksi 2012 nedir? 1. 2011 eksi 2010 nedir? 1. Ha, 1 de çıkabilir aralarındaki fark. 2 olabilir. Eksi 1, eksi 2, 3, eksi 3 gibi. Ama hepsi aynı çıkar. Bak bu da 1 çıkar. 3'ten 2 çıkınca 1. Peki bu ikili grupların sayısı kaç taneydi? 1006 tane. Demek ki 1006 tane 1 çıkıyor buradan. E bir de en son ne vardı dostum? Artı 1 vardı. 1006, 1 daha, 1007 geliyormuş bunların toplamı. Mevzuyu çaktınız inşallah. Bu soru senin sorun artık dostum. Bak ne diyor? 10'dan başlamış ardışık sayılar şeklinde 25'e kadar gitmiş. Şimdi bunun sen iki çözüm yolunu da biliyorsun. Birinci yol, terim sayısını bulacaksın. Ortadaki sayıyı bulacaksın ve sonra ikisini çarpıp toplamı bulacaksın istediği şeyi. Bu birinci yol. Peki ikinci yol, deminden beri yaptığım aslında dostlar. Böyle ardışık sayılar birden başlamadığı zaman şunu yapıyorum ben hemen. Normalde şöyle değil miydi? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 9 olsaydı
artı, şimdi devamını yazıyorum. 10 artı 11 artı 12 artı nokta 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 25'e kadar geliyor. Şimdi benden istenen şey şurası zaten. Şurayı benden istiyor bu adam. Ben şuranın toplamını biliyorum. Son terim 9. İlk son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Yani 45 burası. Şurayı istiyoruz demiştik. Burayı arıyoruz. 45 ile bir şeyin toplamı, şimdi tamamını bulacağım. Tamamı ne? 25 çarpı 26 bölü 2'dir tamamı da. Hemen şunları sadeleştirelim. Ne oldu burası? 13. 13 çarpı 25. Hemen 13 ile 25'i şurada kenarda çarpayım. 10 ile çarpsam 250. 3 tane 25, 75 yapar. Topladım 325. Burası da 325'miş. Yani hepsinin toplamı 325. Şu var hepsinin içinde. 45 var. Soru işareti var. Bunların toplamı 325. Hadi 45'i çıkarttım buradan. Soru işareti ne geldi? 280 geldi canım öğrenci. Hemen geçtik bunu da. Aldık yeni kağıdımızı. Yeni bir sorumuzu. Bakalım nasıl bir soru görelim. İşte dostum. Yine az önce şu hani A-B'li sorulardan çözdük ya. Onun bir değişik versiyonu. Burada bize bir tane dizi vermiş. Bir tane vermiş. Yani sadece A'yı verdiğini düşün. B'yi bulacağız biz şimdi. B'yi bizim bulmamızı istiyor. Diyor ki bu dizinin her bir teriminin, bakın her bir terimi bunlar. İkinci çarpanı, yani şunlardan bahsediyor. İkinci çarpanları 2 arttırılırsa böylelikle B'yi bulmuş olduk işte. Bakın ikinci dizi neymiş? Bunun her bir teriminin ikinci çarpanını 2 arttırıyorum. Yani 2 idi ya, 2 arttır 4. 2 çarpı 5'ti ya, 2 arttırırsam 7. 3 çarpı 7 idi, 2 arttırıyorum 9. Bak her bir teriminin ikinci çarpanını 2 arttırıyorum. 15'i 2 arttırırsam 17. İşte ikinci diziyi biz bulduk. Birincisini de hemen getirip altına yazıyorum ben. 1 çarpı 2 idi, 2 çarpı 5'ti, 3 çarpı 7 idi artı nokta 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 artı 7 çarpı 15'ti. Bize de diyor ki kaç arttı? Yani bu bundan ne kadar büyük? Yani kısaca B eksi A'yı soruyor bize dostlar. B'den A'yı çıkartın diyor. Hadi çıkartalım. Bundan sonrasını çok iyi biliyorsun zaten. Ne yapıyorduk? Terim terim. Şunları düşünüyoruz hemen. 4 tane elmadan 2 tane elma çıkıyor. Ne kaldı? 2 tane elma kaldı canım kardeşim. Yani 1 çarpı 2 kaldı. Hemen yazıyorum. 2 tane 1 kaldı. Artı. Şuraya düşünelim şimdi. 7 tane elmadan 5 tane elma çıkarsa 2 tane elma kalır, yani 2 tane 2 kalır. Artı 9 tane elmadan 7 tane elma çıkarsa 2 tane 3 kalır, 2 tane elma. Artı nokta 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 artı 17 taneden 15 tanesi çıkarsa da 2 tane kalır dedik. Bak can kardeşim, şimdi buranın sonucunu bulacağız da hep şöyle güzel bir şey çıkar. Bak buradaki güzellik şu. Her birinde 2 çarpanı var. Yani ben her birini 2 parantezine alabilirim. 2 parantezine alırsam burada 1 kaldı. Bak 2'yi aldım, burada 2 kaldı. 2'yi aldım, burada 3 kaldı. İşte 2'yi aldım, burada da 7 kaldı. Bu şekilde geliyormuş. En sonunda da 7 kaldı. İşte başta bir 2 var. Burayı sen çok iyi biliyorsun. Son terim çarpı bir fazlası bölü 2 idi. Hadi şu 2'leri de silelim. 7 kere 8'den 56 kaldı sorumuzun cevabı. Geldik bir sonraki sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Yine çok meşhur bir soru tipidir dostlarım. Bu sorunun aynısını problemlerde de göreceksiniz. Aslında şu, bu temel kavramları işliyoruz ya şimdi, böyle bir yaklaşık kaç video olmuştur şimdiye kadar? 6 video falan oldu, belki de 7. 1-2 video daha çekeceğiz temel kavramlarla ilgili dostlar. Bu temel kavramların hepsinin problem yapılmış halini işte dersimizin ortalarına doğru problemler kısmında göreceğiz arkadaşlarım. Problemler dediğiniz, sizin bu temel kavramlarda yaptığınızın Türkçesini biraz uzatıyorlar, hikayeleştiriyorlar. Al sana problem ol. Bak bunu da göreceksin. Şimdi bu soru diyor ki bize, 1'den 102'ye kadar olan doğal sayıların yan yana yazılması ile elde edilen sayı kaç basamaklıdır? Şimdi birazdan anlatacağım bunu ama bunu sen şöyle göreceksin. İşte Emrah bir kitabın sayfalarını numaralandırmak istiyor. Son sayfaya 102 yazdığına göre Emrah son sayfaya gelene kadar kaç tane rakam kullanmıştır şeklinde
problem şeklinde sorular da göreceksiniz. Şimdi bu soru bize ne anlatıyor? Önce onu anlayalım. Diyor ki bak, birden başla diyor. Şöyle git. 1, yanına hemen 2 yaz diyor. 3, 4, 5, 6 şeklinde 7, 8, 9 diye tek tek 102'ye kadar olan sayıları yaz diyor. Ben de yazıyorum işte. 10 gelir. 11, 12, 13, 14, 15 diye. Bu da nereye kadar geliyor? 99'a kadar iki basamaklıları gösterdim şimdi. Tabii bir de bunun 3 basamaklısı var. İşte 100 var, 101 var, 102'ye kadar işte diyor. Böyle yan yana yazarsan burada kaç basamaklı bir sayı elde edersin diyor. Yani kaç tane rakam yazmış olursun sen diyor buraya. Dostum zaten şurası kolay değil mi? Burada bir kere 9 tane yan yana rakam geldi. Yani şurası 9 basamaklı zaten. Bu mavi kısmı hallettik. Gelelim şu pembe kısma. Burada kaç tane rakam var? Bunu bulalım şimdi dostlarım. Yani şurada 10 ile 99 arasında kaç tane terim var? Bunu bulalım. E hadi formülümüzü biliyoruz. Terim sayısı eşittir. Son terim 99. Eksi ilk terim 10. Bölü artış miktarı. Hocam birer birer artmış. Art 1 diyorum o zaman. Bir de artı 1 var. Toparlayalım. 99'dan 10 çıktı. 89. 89'u 1'e böldüm. Yine 89. 1 ile topladım. 90 tane pembeyle yazılmış sayı var. E bunların her biri 2 tane rakamdan oluşuyor öğretmenim. Her biri 2 rakamsa burada 90 çarpı 2'den 180 tane basamak var. Yani 180 tane rakam kullanılmış burada. Gelelim şu 3 basamaklılara. Şimdi burayı yazmak kolay dostlar. Niye? Çünkü 3 tane sayı var. 3 rakam buradan, 3 rakam buradan, 3 rakam buradan, 3, 6, 9 tane de buradan kullanmış demem yeterli. E şimdi hepsinin toplamını soruyor. 9, 9 daha 18, 180 de toplarsam 18'i 198 basamaklı bir sayıymış. Burası baştan sona. Şimdi hemen attım bunu, yeni sorumu aldım. Bu soruyu sen benden önce bir çözmeye çalış bakalım. Dur burada bir videoyu, bir kendin gör, bir çözmeye çalış. Ben şimdi yapıyorum tabii ki. Ne diyor şimdi? Birden başla diyor bu sefer. 1, işte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar tek basamaklılar. Sonra 10, 11, 12, 13, 14 şeklinde 99'a kadar iki basamaklılar. Son olarak da 100, 101, 102 gibi nereye kadar? 315'e kadar da 3 basamaklı sayılarımız var. Şimdi bunların toplamını soruyor bize. Dostlar şurada zaten 9 tane rakam var. Kaç basamaklı diye soruyor. Burada 9 tane basamak var. Şurayı da biz az önceki soruda da bulduk. Yine sen nasıl bulabilirsin? Terim sayısı formülünden bulabilirsin. 90 tane burada sayı vardı. Her birinde 2 rakam olduğu için 180 tane basamak da buradan geldi. Şimdi sonuncusunu yapalım birlikte. Şurada kaç basamak var? Tabi burada önce biz terim sayısını bulacağız canlar. Terim sayısı neydi? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı birer birer artıyor, artı 1. 315'ten 100 çıkarsa 215. 1'e böldüm 1, 1 ile topladım 215'i. 216 tane de buradan geldi. Şurada 216 tane ne varmış? Sayı varmış. Bu her bir sayıda da 3 tane rakam olduğuna göre 216 ile de 3'ü çarpıyorum hemen. O kadar rakam da buradan geliyor. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 1 3 1 elde vardı 4. 3 kere 2 6. 648 tane de buradan geldi. Hepsinin toplamını soruyor bize. Hadi toplayalım. 648 ile 180'i toplayalım. Bir de 9'u toplayalım. 8, 8, 16, 17 elde var 1. 8, 4 daha 12, 1 de elde 13. 6, 1 daha 7. 1 de elde 837 tane basamak varmış yan yana dedik dostlar. Evet goberler, bunun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın, iyi çalışın lan.